Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pisagor bağıntısını işliyoruz. Buyurun. Şimdi arkadaşlar bu ikinci videomuz özel üçgenlerden bahsedeceğiz. Bu dersimizde 3, 4, 5 özel üçgeni. Yani dik üçgende dik kenarlar 3'ün katı, 4'ün katı ve hipotenüs dediğimiz yer 5'in katı. Tabii bunların katları da olacak mesela. Direkt mesela 3, 4, 5. Bu en uzun kenar hipotenüs. 2 katı 6, 8, 10 olur. 3 katı 9, 12, 15. 4 katı 12, 16, 20. 5 katı 15, 20, 25. 50 katı 150, 200, 250. Yani bunların bütün katlarında dik üçgenler meydana gelecek. Bunlar tam sayılı dik üçgenler. Çünkü iki dik kenarın karesinin toplamı hipotenüsün karesine eşit olacağından dolayı ne oluyor? Çoğunlukla köklü sayılar çıkıyor arkadaşlar. Ama özel üçgenlerimizde tam sayılar çıkacak. Bakalım. 3, 4, 5'i gösterdi bize. Diyor ki 150-200 ise ne olacak diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi 3, 4'ün herhangi bir katı mı? 3'ün mesela 3'ün 50 katı. 4'ün 50 katını yakaladık. O zaman burası da 5'in 50 katı olacak. 50 kat genişliklerine göre ne olacak? 250. Yani gidip 150'nin karesini 200'ün karesini almana gerek yok burada sevgili öğrencim. Geçelim bununla ilgili örnek sorulara bakalım. Ne diyor bize? Şuraya bakalım. Diyor ki x, y, z'yi bulun ve sıralayın. 3, 4 ise burası 5. 4, 3 ise burada yok. Burada 3'ün karesi artı y'nin karesi eşittir 4'ün karesi 16. Çıkart y kare eşittir 7. Y eşittir kök 7 arkadaşlar. Burası kök 7. Burası 4, 3. Yine burası da kök 7 olacak arkadaşlar. Tamam mı? Yani 16'dan 9'u çıkart. Yine 7. Bunun karesi 7 ise bu kök 7 olacak. O zaman büyükten küçüğe x büyüktür. Y eşittir. Z diyeceğiz. 3 tane sorumuz var. Bakalım ne diyor? Diyor ki AD BC'ye diktir. 100 santim, 80 santim, 75 santim diyor. AD eksi DC yani x eksi y'yi soruyor bize arkadaşlar. Şimdi 100, 80 dikkat edelim ne oldu? 3, 4, 5'in 20 katını görüyorum ben arkadaşlar. 5'in 20 katı, 4'ün 20 katı o zaman 3'ün 20 katı burası 60 olacak arkadaşlar. Güzel. Şimdi peki sağ tarafa baktığımda ne göreceğim? Yine karelerini almama gerek yok. 5'in 25 katı. Pardon 5'in 15 katı arkadaşlar. 5 çarpı 15. O zaman bunu da 15'e bölersek 4'ün 15 katı. O zaman bu da 3'ün 15 katı olacak. 3 çarpı 15 değil mi? Çünkü 3, 4, 5'i tamamlayacağız. 3'ün 15 katından buraya 45 düştü. Bize x eksi y demişti. AD eksi DC. 60'tan 45'i çıkartırsam 15 cevabını B şıkkında görmüş oluyorum. Evet 3x 5x ise ne olacak burası? Dik kenarlar 4x değil mi? 3, 4, 5'in x'er katı. O zaman ben de x yazdım. 4x yazdım. Bunun alanı 1434 olduğuna göre AB uzunluğu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar bunun alanı ne? 3x ile 4x'i çarpıp 2'ye bölüyorsun üçgende. Bu neymiş? 1734. Tamam 2 ile çarpacağız sonra 12'ye böleceğiz. Uzatmayalım şöyle yapalım. 2 diyelim. 6x kare eşittir 1734. 1734'ü ben 6'ya böleyim. Bir şeyin karesi çıkacakmış. Böl 6'ya. 2 tane var. 12 çıkardım. 5, 3. 8 tane var. 48. Ne oldu? 5, 4. Ne oldu? 9 tane var. 54. 289 neyin karesi arkadaşlar? 17'nin karesi mi? O zaman x kare 289 ise x'imiz 17'ymiş. Bana neyi soruyor? AB uzunluğunu yani 5x'i. O zaman 17 ile 5'i çarpmam gerekiyor ben. Değil mi arkadaşlar? Ne oldu? 80, 30, 50, 35 daha 85 çıkacak. Buranın cevabı Denizli şıkkında. Geliyorum 3. soruma. Şekildeki dik üçgenin bir kenarının 60 santim olduğu biliniyor. Buna göre aşağıdaki hangisi bu üçgenin kenar uzunluğundan biri olamaz. Şimdi 60 santim olduğu biliniyorsa burası da 60 olabilir. Burası da 60 olabilir. Burası da 60 olabilir öncelikle. 3A, 4A, burası 5A olacak bir kere. Yani bu 60 3A'ya eşit olabilir. Değil mi arkadaşlar? O zaman şimdi 3A'ya eşitse 4A 80 değil mi arkadaşlar?
5A'da 100 olur. Doğru mu arkadaşlar? 80 ile 100'ü buldum. Şimdi o zaman 4A 60'a eşitse, hepsini deniyorum. 4A 60'a eşitse 15'e çarpmış. 15'e çarp 45, 15'e çarp 75. Bu da var. 90 için bakalım olacak mı? 5A'yı 60'a eşitlersem ben A'yı 12 bulmuş olurum. O zaman burası 36, burası da 48 olur. Demek ki olmayan şık C şıkkıymış diyorum. Cevabımızdan. Evet, 5, 12, 13 üçgeni arkadaşlar. Dik kenarlar 5'e 12, hipotenüsün 13 olduğu özel bir üçgen arkadaşlar. Bunun katlarını çok kullanmaz. Diğer iki tane, çok sık kullanmadığımız iki tane daha var diyor. 8, 15, bunları birinci videoda bahsetmiştim. 8, 15, 17 üçgeni, 7, 24, 25 üçgeni. Bunlar da arkadaşlar tam sonuç verecekler. Kenarları tam sayı verecekler. 8, 15 dik kenarlardan 17 hipotenüs. Ya da 7, şöyle yapalım. 24, 25 dik üçgeni var. Gelelim bakalım buraya. Diyor ki yandaki krokide verilenlere göre Ali önce bakkala, oradan da manavra olduktan sonra eve gidiyor. Eğer Ali hiçbiri uğramadan en kısa yoldan eve gitseydi kaç metre yürümüş olurdu? Şuradan doğru böyle buraya gitseydi. Şimdi ne olmuş olurdu? Bunu uzatalım bakalım. En kısa yol her zaman hipotenüstür. Dik uzunluktur. Nasıl alırsın? Dik kenarları çizersin, hipotenüsü alırsın. En kısa uzunluk. O zaman bunu ben hipotenüse düşürmem lazım. 23, şurası 27, burası 27. Şurası 120, burası 120. Ne oldu? 50-120 oldu. Bakalım 50-120. Şimdi burası arkadaşlar 50, burası 120. Yani 5, 12, 13'ün 10 katı. O zaman burası ne olacak? 130 olacak değil mi? 5'in 10 katı 50, 12'nin 10 katı. O zaman 13'ün de 10 katı 130 olacak diyoruz. Şimdi bunları göreceğiz. Bakın 2 tane öğrendik. 3, 4, 5 öğrendik. Ne oldu? 5, 12, 13 öğrendik. Evet, 12, 16 ne çıkacak burası? Evet, 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı 20. 12, 16, 20. Şimdi 20, 28 sadeleştirelim bakalım arkadaşlar. 4'e böl, 5, 12 oldu değil mi? 5'in 4 katı, 12'nin 4 katı. O zaman bu da 13'ün 4 katı olacak burası. Doğru mu BD'de? 5, 12, 13 üçgeninden gelmiş burası. 13'ün 4 katı ne olacak? 52 gelecek. Tamam. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam sen bunu çok hızlı görüyorsun. Ben nasıl göreceğim? Bunları ezberleyin. Bunlarla ilgili biraz soru çözdükten sonra sen de hızlanacaksın. 3, 4, 5, 5, 12, 13 zaten bu ikisini kullanıyoruz. 8, 15, 17 ile 7, 24, 25'i çok kullanılmıyor. Onlar lisede. Bu ikisini çok kullandığın için ya budur ya budur. Hızlanacaksın artık değil mi? Evet, 5, P, 13. O zaman P ne oldu? 12. 5, R, 12. Şimdi dik 12 ise 12'nin karesi 144 eşittir. 25'in 5'in karesi 25 artı R'nin karesi. Çıkartıyorum buradan. Ne oldu? 25 çıkartırsam 119. 119 eşittir R'nin karesi. O zaman R eşittir kök 119. Kök 119 arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğrudur? P büyüktür R'den. R kök 119, P'de kök 144, bakın 12 kök 144 yapar. Doğru mudur? Doğrudur. A şıkkı doğru. R rasyoneldir. Hayır, köklü sayı irrasyoneldir. P kare artı R kare, yani 119 artı 144. 144 artı 119. Topluyorum. 3 elde var. 1, 5, 6, 2. 263 dedi. Yanlış. P eşittir R, yanlış. Zaten doğruyu sormuştu bize. P büyüktür R arkadaşlar. Bakın en kısa mesafe ne yapacağım? En kısa mesafeyi görür görmez hemen deyin ki dik üçgen Pisagor yapacağım. Buradan Meryem'den Gül'e mi? Meryem ile Gül arasında. Ben buraları dik üçgene çizeyim. Tamam, burası 50, burası 55, burası 65. 65, 55 daha ne oldu? 120, 50, 120, 5, 12, 13. Hepsinin 10 katı ne oldu? 130 metre olacak. Bu ikisinin arası en kısa uzaklık. Her zaman arkadaşlar, her zaman bu tip sorularda en kısa uzaklık dediğinde Pisagor'u, dik üçgeni çizeceksiniz. Evet, diyor ki DC, bize diyor ki arkadaşlar BC kaç santimdir? Şimdi biz burada, şurada gösteriyorum ama bakın 4 santim, şuradan şöyle dikdörtgeni oluşursam 7'ye 7'ye, burası da dik değil mi? Bunlar da dik zaten. Burası 7 ise burası 3 kaldı. Burası 4 ise burası da 4. 3, 4. Aa, burası neymiş?
Özel üçgenimiz 5. Gördük mü? Kısa bir soru oldu. Şimdi diyor ki yandaki şekilde uçurtma ipinin tutulan yeriyle uçurtma arasındaki kalan bölge. Şurayı soruyor. Dik üçgeni o zaman oluşturalım bakalım. Değil mi? Şurası 2 ise burası da 2. Buraya 9 kaldı. Burası 2 kök 10'muş. 9, 2 kök 10 bilmiyoruz x. Hadi bakalım. 9'un karesi 81. 2 kök 10'un karesi 4 çarpı 10'dan ne oldu? 40. Oldu mu bize 121? 121 neyin karesi? Neyin karesi arkadaşlar? 11'in karesi olacak. Doğru mu? Bu aradaki uzunluk neymiş? 11 metre olacakmış. B şıkkında diyoruz. Bakalım cevabı doğru mudur? 11'i görüyoruz. Okey. Gelelim bakalım buraya. Karışık sorular. Hocam şu var, şu var, bu var, bu var. Üçgeni oluştur. Bununla bunun karesinin toplamı, bununla bunun karesinin toplamına eşit olmayacak mı? Yani 7'nin karesiyle 8'in karesinin toplamı eşittir. 9'un karesiyle x'in karesinin toplamı olmayacak mı arkadaşlar? İkisinin de hipotenüsü aynı değiller mi? Doğru mu? Değil mi? Bakın bu tip dörtgenlerde diklikler varsa kabakan yer taraflarda araya üçgeni çizip iki tane üçgen oluşturabilirsiniz. 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81 artı x kare. Evet burayı toplayalım. 49, 64 daha 9, 4 daha 3 elde var 1. 113. 81'i çıkartalım. 2, 32. 32 x kare ise 32 neyin karesi? Hemen ayıracağız. 2'ye böl 16. O zaman 4 kök 2'ymiş. Tamam mı? X'imiz 4 kök 2. Gelelim buraya. Burada y'yi soruyor. Hemen dikdörtgeni şöyle oluşur. Bu 6 ise bu 6. Bu 3 ise bu da 3. Buraya ne kaldı? 6. 6, 6, y. Bu 45, 45, 90 üçgeni arkadaşlar. İkizkenar. Yani 1'e 1 ise kök 2 olacak. 6, 6 ise 6 kök 2. Nasıl gösteriyoruz? 6'nın karesi 36. 6'nın karesi artı 36 eşittir. Y'nin karesi 72. Y'nin karesi ise bu da nedir? 6 kök 2. Evet. Bize diyor ki A'yı burada ve B'yi mi soruyor? Evet. Hadi bakalım. Bu 1'e 1. 1. Burası 3. Ne oldu? Burası da 6. 1 ile 6. 36 artı 1. Bu kök 37. 1 artı 3, 9 artı 1'den bu da kök 10 arkadaşlar. Tamam. Kök 10'a kök 37. Diyor ki bize neyi soruyor? EF'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptım. Şurayla şuranın karesi, burayla buranın karesinin toplamı dedim. 3 artı 6, 9. 2 kök 2'nin karesi 8 artı. Şurası ne diyelim? X. X'in karesi. X'in karesi de 1 kaldı. O zaman burası 1. Şimdi bununla bunun karesinin toplamı, bununla bunun karesinin toplamı A diyelim. 1 artı kök 19'un karesi ne oldu? Çünkü şöyle çizdim ya. Bununla bunun karesi, bununla bunun karesi. İki hipotenüsü eşleştiriyorum. 1 artı 19 eşittir 4 artı A'nın karesi. Değil mi? 20 eşittir 4 artı A'nın karesi ise A'nın karesine buradan 16. A'yı da 4 santim bulurum arkadaşlar. Geliyorum. Son iki sorumuz var. Diyor ki balıkçının oturduğu yerden denizin seviyesinin yüksekliğine kadar soru işaretini buraya sürüyor. Evet. Dik üçgen burada. 5. Şurası kök 74. Şimdi ben buraya x artı 2 desem. Hayır. Tamamına diyeyim arkadaşlar. 74. Kök 74'ün karesi 74. 5'in karesi 25 artı tamamına a diyeyim. A'nın karesi. Değil mi? Çıkartırsak buradan 49 eşittir A'nın karesi. A eşittir 7 çıkıyor. Tamamı 7 ise X'e ne kaldı? Bakın burası 2 metreymiş. Tamam 7 ise buraya da 5 metre kalacak diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden ara harfleri vermeyin. Tamamına harf verin ki dik üçgeni öyle bulun. Daha sonra hesaplayın. Diyor ki birinci konumda halat ile yerden bağlı olan balon ikinci konumda yükseldiğinde balonun ip uzunluğu değişmektedir. Yani şurası 25 metre yine. Buna göre birinci konuma göre kaç metre daha yüksekte olur? 25-24 ne var? 7 var değil mi? 7-24-25 kullandı üçgeni. Değil mi? 8-15-17, 7-24-25 vardı. Şimdi burası 25-15, 3-4-5'in dikkat edelim. 3'ün 5 katı, 5'in 5 katı. O zaman 4'ün 5 katından 20 metreye yükselecek. Tamam mı? Uzun uzadıya 25'in karesinden 24'ün karesini çıkar. Tamam mı? Falan.
Ondan sonra 25'in karesinden 15'in karesine çıkar değil. Özel üçgenlerden gidiyoruz ki hızlanalım diye. Yoksa arkadaşlar işimiz yaş. Bakın özel üçgenleri bilmemiz gerekiyor. Ne kadar yükseldi? 7 metreden 20 metreye geldi. Bakın cevap 20 metre değil, 13 metre. Çünkü balon birinci konuma göre ne kadar, kaç metre daha yüksekte olur diyor. Burada üçgenler videosunun ikinci bölümünü sonlandırıyorum arkadaşlar. Açıklamalar kısmına 8. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listelerini bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık.